Sor daha lezzetli dondurma istiyorum. İlginç. Daha önce hiç dondurma yapmadım. Umarım başarabilirim. Dondurma soğuk olduğu için biraz buza ihtiyacım olacak. Onu karıştırıcıya koyacağım ve öğütmemiz gerekiyor. Göreceğiz. Sanırım karıştırıcıyı kapakla kapatmayı unuttun. Ama neyse. Hadi at sana. Bakalım nasıl olacak. Ay, neden? Çok korkunç, soğuk. Yavaş adil değil. Ama itiraf etmeliyim ki düşme faydalıydı. Kapağı buldum. Böylece şimdi bunu açabilirim. Hazır. Şimdi buzu bir bardağa aktarılması gerekiyor. Ve gelecekteki dondurmam için çok iyi olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Önemli bir şey kaldı. Güzel gazozla kaplayacağım buzumu. İşte bu güzel Fanta ve kola harika olacak. Hazır. Ay aman tanrım, bu ne dondurma mı? Bu sadece buz. O zaman gerçek dondurma yapılmasını görün. Bakın. Şimdi bunu buzdolabına göndermemiz gerekiyor. Ve güzel içine döküyorum. Harika kalıpta dondurmam olacak. Ay müthiş değil mi? Ve şimdi bununla bunu düzleştireceğim. Fazlalıkları alacağım. Ve lezzetli ve mükemmel olacak. İşte böyle. Hazır, buzdolabına gidebilir. Bu muhteşem olacak. Bu ne sesler? Ne kadar sıkıcısınız. Evet, meyveleri öğütmenin tek bir yolu var. Tüm dondurmanı çok iyice hızlıca yapacağım. Hazır. Şimdi buna ihtiyacım yok. Meyveler çok iyi. Ama yeterli değil. Şimdi süt ekleyeceğiz. Ve jelibon solucanlar. Kesinlikle onları herkes seviyor. Şimdi bunu iyice karıştırmam gerekiyor. Ve şimdi donması için sıvı nitrojen kullanmam gerekecek. Hadi benim pastam hazır. Daha doğrusu neredeyse hazır. Bunu katmanları güzelce süsleyeceğim. Böylece gerçek kale gibi yapacağım. Baksanıza. Ve neden biraz şey koklamıyorum? Şuna bakın. Ben de dondurmamı çok tatlı bir kafatası şeklinde bir şeyle süsleyeceğim. Bence inanılmaz görünüyor. Vay canına. Gerçekten güzel kulesi oldu. Ama ben kazanmasını istemiyorum. Ona biraz şaka yapmam gerekecek. Küçücük dinamit bununla mükemmel başa çıkabilir. Ve şimdi ise kendi dondurmama dönebilirim. Baksanıza ne kadar güzel olmuş. Vay canına, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Vay be, daha önce hiç böyle dondurma görmemiştim. Onu çabucak denemek istiyorum. Gerçi hayır, onu son olarak kullanacağım. Öncelikle bunu deneyeceğim. Bakalım. Hey, bu ne? Sanki birisi Fanta'yı suyla karıştırmış. Tamamdır. Şimdi Wednesday'in dondurmasına bakalım. Havalı görünüyor. Jelibonlu bir şey. Harika. Hoşuma gitti. Aslında fena değil. Ama bu dondurmaya baksanıza, müthiş bir şey. Hadi tadına bakalım. Ay çok tatlı bir şey. Bayıldım. Daha fazlasını istiyorum. Aa, bu ne böyle? Hayır. Bu neydi? Zavallı pastam. İşe yaradı. Hayır. Bu harikaydı ama tehlikeliydi. Wednesday kazanıyor. Tebrikler. Size söylemiştim. Hazır olun. İkinci turda her birinizin bana pizza yapmasını istiyorum. İlginç. Gerçi pizza pişirmedim hiçbir zaman. Ama neyse, başarabilirim bence. Hazır hamur biraz fazla sert.
Dünyadaki ilk tatlı pizzasını yapacağım. Sofya tatlıyı sever, bu yüzden kazanma şansım yüksek. Önce marshmallow'u eritmem gerekiyor. Bunu saç kurutma makinesiyle yapacağım. Hazır. Şimdi doğrudan marshmallow'a giden patlamış mısır var. Bu karışım zaten çok iştahlatıcı görünüyor. Sadece iyice karıştırılması gerekiyor. İşte bunu anlıyorum. Pizzanın temeli. Bakın ne kadar iştahlatıcı. Bu da ne böyle? Bu sadece bir el değil. Bu bir şey. Şey bana gelecekteki pizzam için hamuru karıştırmama yardımcı oluyor. Evet. Çok ilginç başa çıkıyor. Sadece şey henüz çok deneyimli değil. Tamam neyse, konuşmayı kes. Pizza yapma zamanı. Hamuru neredeyse hazır. Sonra domates salçası yayıyoruz. İşte böyle. Daha sonra peynir kullanıyoruz. Rendeledik böyle. Ve hepsi bu kadar değil. Onunla bir şey çizeceğim. Ama şimdi zeytin ekleyebiliriz. Harika görünüyor. Baksanıza, örümcek gibi. Kuzular, tüm aşçı hayatım boyunca pizza yapıyorum. O yüzden benimle savaşmaya gerek yok. Ayrıca pizzamın temeli de renkli peynir olacak. Yani artık sizinkinden çok daha güzel. İşte bu. Ne kadar da güzel rengarenk. Ama pizzamı alev makinesiyle pişireceğim. Hadi bakalım. Hazır. Ya bunu kim mutfağa bıraktı? Derine mi? Ah, bu sadece kabus bir şey. Pizzam hazır. Tamam Wednesday, teşekkürler. Ne? Pizzalarınız hazır mı? Öyleyse benim acele etmem gerekiyor. Çabucak şeker tatlı bir şey ekleyelim. Bir sürü Nutella tam gereken, jelibon ayılar ve tabii ki Bunny Bon. Hadi tadına bak Sophie. Bacana'na tüm pizzalar çok lezzetli görünüyor. Nereden başlayacağımı biliyorum. Sanırım Jess'in tatlı pizzasıyla. Açıkça söyleyeceğim, bunu ellerinizle yemek kolay değil. Lezzetli ama fazla tatlı. Bakalım Wednesday benimki ne yapmış? Korkunç biraz. Bu çok. Durun. Bu ne? Zeytin mi? Ay hayır, ondan nefret ediyorum. Üzgünüm Wednesday. Bu ilginç bir şey. Bakalım sen ne yapmış. Umarım beni memnun eder. Aslında lezzetli görünüyor. Evet, aynen, peynire bayılırım. Baksanıza nasıl uzanıyor. Sanırım bundan şüphem yok. Bu türdeki en iyi pizza bu. Harika. Evet, ben hayatım boyunca pizza pişirdiğimi söylemiştim. Pekala, waffle istiyorum. Tıpkı resimdeki gibi. Tamamdır. Çırpmak dedi, spatula savaşta. Lezzetli. Özür dilerim. Çok kolay. Ama işe koyulma zamanı. Onu bir kaseye döküyorum. İki yumurta ve tabii ki şeker. Biraz süt ve tereyağı. Şimdi hepsini karıştırmamız gerekiyor. İzle ve öğren ben. Öğrenecek şey olsa bari. Şimdi hamuru kaselere dökeceğim. Buraya biraz kırmızı gıda boyası ekleyip karıştırıyorum. İşte bu. Hız konusunda rekabet etmek ister misiniz? Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi renkli hamurum hazır. Şimdi sadece renkleri değiştirerek waffle makinesine döküyorum. Harika. Waffle'ımı pişirmenin zamanı geldi. Nutella'yı çok seviyorum. Ne? Evet, waffle'lar hazır. Bir şeyler düşünmeliyim. Tabii ya, Nutella. Onu doğrudan içine ekleyeceğim. Ve sütü de oraya. Ve şimdi her şeyi karıştıracağım. Hamuru
bir waffle makinesine dökün ve pişirebilirsiniz. Eminim çikolatalı waffle'lara bayılacak. Buna ne dersiniz? Waffle'larımı süslemeliyim. Çikolataya batırmalı ve sonra gökkuşağı süslerini süslemeliyim. Harika görünüyor. Müthiş. Bu bir waffle mı? Allah aşkına. İşte bende gerçek waffle'lar var. Akça ağaç şurubu ve pudra şekeriyle. Süslemek için de çileği ne dersiniz? İşte benim waffle'larım da hazır. Ay çok kolaydı. Aha, onları süslüyorlar. O zaman benim de buna ihtiyacım var. İşte bu Skittles. Onu bonibonlarla süsledim. Harika oldu. Ama maalesef hiçbir şey kalmadı. Hadi Betty, afiyet olsun. Barbie, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Gökkuşağı waffle'ıyla. Nasıl kokuyor ama? Aa, ne kadar lezzetli. Harika ben. Şimdi cake'ten waffle deneyeceğim. Bonibon ve çikolata. Sarı dışı bir kombinasyon hoşuma gitti. Ve tabii ki büyük annenin waffle'ları. Ağzım sulandı. Bacınınlar çok iştah açıcı. Aa, ne kadar lezzetli. Bir seçim yapamıyorum. Hepsi çok lezzetli. Onları yemek istiyorum. Büyük annemki de gökkuşağıda, çikolatada. Hepsini yiyeceğim. Ham ham ham. Ay. Betty, sen iyi misin? Peki kim kazandı? Acaba ne olacak? Neredeyse bitti. İşte bu. Tavuk budu istiyorum. Kolay. Dur, onu nereden alabilirim? Aa, çek şunu, çek şunu. Sen ne dersen oh canım. Onu pişireceğim bu arada. Şimdi onu tereyağında yakacağım resmen. Ve şimdi baharat ekleyeceğim. Üzerine böyle serpiştirelim. Oh, müthiş olacak. Şimdi elmaları keseceğim. İşte böyle. Oh, mis kokulu mis. Birini içine sokacağım. Diğerlerini de dizeceğim. Tamam. Fırına gitme vakti geldi. Ne? Büyük anne her şeyi bitirdin mi? Tamam. Gerçi bir fikrim var. Baharatlı cipsleri alıp onlara acı sos ekleyeceğim. Şimdi ezmem gerekiyor. İyice. Ve tavuk butu sen oraya gidiyorsun. Hadi dal bakalım. Sarılmaya hazırlan. İşte ekmek kırıntısı. Her şey hazır. Fırın tepsisine git. Ya kim böyle yemek yapar ya? Nasıl gerekiyor bir bak. Farklı baharatları ekliyoruz ve onları butlara sürün. İyice sürdük. Şimdi bu butları ızgara tavamda kızartıyorum. Önemli olan yanmamasına dikkat etmektir. İyice kızarması gerekiyor. Vay canına, büyük anne boşuna zaman kaybetmemiş. Tavuk hazır. Birkaç dilim portakal ve süsleme. İşte bunu anlıyorum. Kate, yemeğinle ilgilen. Peki tamam. Butlarım yine de daha havalı olacak. Parmaklarını yersin resmen. Aha, bir şeyler oldu. Çok acı. Vay be. Ateşi kustum resmen. Ama butları kızarttım. Harika. Onları havalı bir kovaya koymamız kaldı. Mükemmel kavurma. Ben de onları çeşmede servis edeceğim. Sadece peynir ekleyeceğim. Ve işte bu. Evet, peynir çeşmesi. Betty, umarım seversin. Afiyet olsun. Vay be, her şey çok farklı.
Bu peynir çeşmesi mi? Onunla başlayacağım. Sosun içine batacağım. Havalı görünüyor. Vay canına, tadı inanılmaz. Tavuk veya butlar? Hmm, butlarla başlayacağım. Hadi tadına bakalım. Hmm, bir dakika. Hayır, ne kadar acı bir şey. Yanıyorum. Acil acı tadı durdurmalıyım. Of, her şey yolunda. Ama büyük annenin tavuğu çok iyi. Butu deneyeceğim. Aa, nasıl kokuyor ama? Vay be, büyük anne, bu inanılmaz. Sen kesinlikle kazandın. Görgü kurallarını umurumda değil. Tavuk çok lezzetli. Evet, büyük anne çok iyi. Ezikler. Peki ya bu kez ne olacak? Ben bunu istiyorum. Patates kızartması. Bu benim için her şeyden daha kolay. Büyük anne halledecek. Ay, yaşlı kemiklerim. Ya ben bile başa çıkabilirim. Patatesleri keseceğim. Çok kolay. Ay, bıçak sıkıştı mı? Hadi çık artık. Aa! Ay! Bunu ben yapmadım. Hepsi büyük annenin suçu. Ne? Tatlım, büyük annenin dikkatini dağıtma. Ev yapımı patateslerden daha iyi ne olabilir ki? Onları bir tencereye koyacağım. Yağla kaplayacağım. Ve baharatlarımı serpeceğim. Ve biberiye dalını da koyalım. Ben taşıyacağım. Hayır, ben taşıyacağım. Sakin olun. İkiniz de bana yardım edeceksiniz. Şimdi profesyonel pişirme cihazımın neler yapabileceğini göstereceğim. Birkaç dönüş ve patatesler bir sarmal haline geldi. Şimdi onu kaynar yağda kızartacağım. Ben de dilimlemeyi bitirdim. Şimdi her şeyi tost makinesine koyacağız. Ateşliyoruz ve... Ay, yakalamalıyım. Biraz ıskaladım. Ama neyse, şimdi toparlayacağım. İşte böyle. Tıpkı McDonald's'daki gibi. Ay, bu da bana sanki. Patateslerim pişmiş. Ve şimdi nasıl bir kokusu var, aman tanrım. Peyniri sosu eklemek kaldı. İşte böyle. Ne kadar sade. Patatesleri masaya bu şekilde servis etmeniz gerekiyor. Ve barbekü sosu çok daha uygun. Ay, ne kadar akıllı ya. En iyi sos ketçaptır. Hadi Betty, onlara kanıtla. Yaşasın bir sürü patates. Bununla başlayacağım. Ve şimdiki gibi. Ketçap dökeceğim. Ve tadına bakacağım. McDonald's'daki gibi kokuyor. Aa, ve tadı da öyle. Süper. Şimdi büyük annenin patatesi. Vay canına, ne kadar sos var. Fena değil ama tam olarak istediğim gibi değil. Vay be, bu da ne böyle? Lezzetli görünüyor. Acaba tadı nasıl? Ama önce sosun içine batıracağım. Tadına bakalım. Vay be, bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben yemek konusunda eşsizsin. Oh, evet, ben en iyisiyim. Ah, yani teşekkür. Pekala, bir şeyler almaya çalışalım. Hiçbir şey işe yaramıyor, çok garip. Anlamıyorum, neden çalışmıyor? Vay canına, oraya bak. Sihirli paralar doğrudan elimize doğru uçuyor. Kafayı yiyeceğim. Vay be, ben başlayabilir miyim? Yaşasın. Tamam. İçine bir bozuk para atmanın zamanı geldi. İşte böyle. Hangisini seçsem? Her şey çok lezzetli. Aa, evet, poke alacağım. İşte geliyor. Vay canına, onlar biter çikolatayla kaplılar. Bu ne kadar lezzetli. Durması imkansız. Of, çok iyi. Ne?
sonuncusu mu kaldı? Bu kadar çabuk mu? Of, kutu boş. Tamam, son çubuğun tadını çıkarayım. Sende ne var Jess? Aa, şimdi öğreneceğiz. Para içeride ve ne seçmeliyim? Evet, Hubba Bubba. Tam gereken. Peki, merhaba. Nefis şey. Ve şimdi baloncuk zamanı. Kocaman yapmak istiyorum. Ay. Pekala. Tüm yüzüm sakız içinde. Ve ambalaj da boş. Berbat. Hmm, ya biraz hile yaparsak? İpteki ve düğme. Eski sağlam yöntem. Onu ipin üzerine indiriyorum. Ve düğüm kaymasına izin vermiyor. Süper. Tamam, hazırım. İş başına. Tatlılar beni bekleyin. Pekala. İşe yaraması için parmaklarımızı tutuyoruz. Yaşasın. Sakız bende. Düğme de öyle. Ben bir dahiyim. Ne? Jess, böyle yapamazsın. Benim hayatım benim kurallarım. Benim için sınırsızdır. Bu düğmeyle istediğim kadar sakız alacağım. Daha fazla, daha fazla. Evet, hepsi benim. Çok iyi. Çok kıskanma kardeşim. Vay canına. Evet, şimdi bütün bu sakızları çiğneyeceğim. Çok lezzetli. Ay, inanılmaz. Şimdi ise dünyanın en büyük balığını şişireceğim. Saklansan niye olur Miley? Şimdi tüm odayı baloncukla dolduracağım. Ay, hayır. Fazla büyük. Üzgünüm Jess. Başka seçeneğim yok. Ay, hayır, patladı. Ben de makineye yapıştım. Ne yapıyorsun be? Aa, ne kadar eğlenceli oldum. Aa, yakalanan bir sinek gibisin. Aa, yeni paralar. Yaşasın. Çabucak harcayalım. Tekrar ben başlayabilir miyim? Teşekkürler. Hmm, acıktın mı arkadaşım? Parayı al o zaman. Umarım iyi bir şey alırım. Aa, hayır. Toxic Waste olmasın. Bu gerçekten çok ama çok ekşi bir şeker. Tamam, tadına bakalım. Öncelikle sadece birini. Ay, çok ekşi. Tamam, tüm şekerleri bir kere de yemeliyiz. Ay, ama bu çok ekşi. Şimdi her tarafım büküldü. Yüzünü görmeliydin. Gülme, kendin deneseydin. Aa, buna ihtiyacım olacak. Acilen ekşi bir şeyini öldürmemiz gerekiyor. Evet, Snickers bana yardım edecek. Hadi hadi, şimdi daha iyi olacağım. Aa, evet, çok iyiyim. Hey, şimdi nasıl şeker alacağım? Aa, bir yöntemim var. Tamam, en azından bir şeye ulaşmamız gerekiyor. Tamam, neredeyse aldım. Aa, hayır. Beni emiyor. Makinenin içindeyim. Vay be. Çok havalı. Aynen. Artık tüm tatlılara erişimim var. Twix ile başlayalım. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi ise Skittles. Vay be, buraya gelin. Üzerinden örneğin Fanta içebilirim. Ona bayılıyorum. Çok lezzetli. Ah, burada marshmallow da var. Nefis. Ay, yumuşacık. Uf ya, ben de berbat toxic waste aldım. Bende ise bir anda tüm tatlılar var. Peki hala paralarımız nerede? Aa, alnoza mı? Pek hoş değildi ama neyse. Aa, makine bekliyor. Önce ben alabilir miyim? Tamam, bu sefer ne olacak? Aa, bu Oreo. Bu kurabiyelere bayılırım. Çok lezzetli dolguları var.
Harika. İşte bu gerçekten nefis bir şey. Tamam. Sıradakini alalım. Uf, ağzım sulandı. Çok lezzetli bir şey. Tres, hadi parayı at. Tamam. Bozuk para gitti. Peki ne düşecek acaba? Ah, bu bir lollipop. Hadi buraya gel. Ah, tadına bakmak istiyorum. Durun, içinde ne var? Bu bir hamam böceği mi? Peki bunu nasıl yemeliyim? Tamam, tadına bakacağım. Aslında o kadar da kötü değil. Hatta bayağı lezzetli. Kendimi anlamıyorum. Ceviz hamam böceğini yemekten korkmuyor mu? Ay, sanırım her şeyi yedim. Ağzında bir hamam böceği var. Hareket ediyordu. Çok kötü. Ay. Benim kafamda. Götürün onu. Korkunç. Hayır. Yukarıya tırmamam gerekecek. Lütfen yardım edin. Burada bana ulaşamaz. Ceviz çok komik. Sen? Bu ne? Hayır, yardım edin. Kimmiş şimdi komik? Acilen yükseğe çıkmalıyız. Umarım bizi burada yakalayamaz. Peki, yeni paralar nerede? İşte burada. Yaşasın, yine ilk ben olacağım. Al makineciğim, bana lezzetli bir şey sarla. Bu Fanta. Harika, şanslısın Mali. Ama şişe yuvarlanıyor. Dur. Yakaladım. Evet. Şimdi ne varsa deneyelim. Hey, açılmıyor. Hadi ama. Hayır. Siyah Fanta'dan ferahlatıcı bir duş mu? Of ya, her tarafım sırılsıklam. Tamam, umarım buna değmiştir. Of, orada hiçbir şey kalmadı. Pekala, harika. Ups, tamam. Benim sıram. Peki ne düşecek? Bakalım. Ne? Cidden mi? Brokoli mi? Ne iğrençlik ama. Aptal makine. Al bakalım. Daha fazla brokoli mi? Al bakalım o zaman. Ya durmuyor ama. Yeter bu kadar. Hayır. Brokoli vermeye devam ediyor. Ve hepsini yemem mi gerekecek? Berbat. Of ya. Benim hatam, bir şey yapamam. Bu çok uzun sürecek. Hadi ama arkadaşım. Afiyet olsun. Hadi ama. Dalga mı geçiyorsun? Of, ne yapabilirim? Yemem gerekecek. İçinde bir sürü vitamin var. En azından tatlılardan daha faydalı. Sanırım bu kadarı çok fazlaydı. Ay. En sevdiğim Skittle şekerliliğiyle pasta istiyorum. Çok kolay. Burada asıl önemli olan şekeri bol bol koymak. Pastanın yüzeyini mümkün olduğunca onlarla süslememiz gerekiyor. O zaman hemen olması gerektiği gibi olacak. Şekerlerin düşmemesi için başka bir şey yapacağım. Bunun için hamuru pişirmem gerekiyor. Unu aldık, sütü, yumurta ve karıştırıyoruz. Neredeyse bitti. Sadece iyice böyleyi açacağız. Ve uzun dilimler halinde keseceğiz sonra. Sonuçta ortaya çıkanla şekerleri kapatacağım. Ve şimdi pasta fırına gidecek. Ne kadar da iyiyim ben. Artık dinlenebilirim biraz. Yemek pişirirken kim uyuyor? Bu sorumsuzluk resmen.
Pastamı beğendiniz mi? Baksanıza. Sadece ne kadar parlak ve dimdüz. Ama hepsi bu kadar değil. Bütün pastanın parlak ve renkli olmasını istiyorum. Bunun için saç kurutma makinesine ihtiyacım var. Bu sayede Skittles'ın üzerindeki boyayı eriteceğim. İşte bu. Mükemmel oluyor. Harika. Gerek olan tek şey bonibon eklemek. Sanırım pasta hazır. Onu fırından çıkarmanın zamanı geldi. Eminim Betty bu mucize kesinlikle bayılacak. Onu bu kadar uzun süre boşuna yapmadım. Heykelimi beğendiniz mi? Bence gerçek sanat eseri oldu. Evet. Durun, benim de yemek yapmam gerekiyor. Öyleyse ne bekliyorum? Tamam, pastayı acilen bonibonla süslememiz gerekiyor. Bunun için bonibon makinemi kullanıyorum. İşte hazırız. Ama onu nasıl kullanmalıyım? Hadi, pastanın üzerinde şekere ihtiyacım var. Odanın her yerinde değil. Tadam. Hazır. Betty, kimin kazanacağını seçme zamanı. Afiyet olsun. Tüm kekler çok güzel. Emma'nın yaptıklarından başka. Belki bu bunun çok lezzetli olduğu anlamına gelir. Yok, hayır. Sıradan bir pasta. Bakalım ortada beni bekleyen ne var? Vay be. Evet. İşte bu tamamen farklı bir konu. Çok lezzetli bir pasta. Geriye aşçı sakın pastasını denemek kaldı. Tabii ki inanılmaz derecede havalı görünüyor. Evet. Tadı da aynı derecede havalı. Harika. Keşke her şekeri çabucak yiyebilsem. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Evet. Kazanacağımı biliyordum. Bu sefer karpuzlu pasta istiyorum. Bu benim mutfak becerilerime çok ilginç bir meydan okuma. Umarım tüm karpuzdan karpuzlu pasta pişirmenin bir yolunu bulurum. Öncelikle tüm gereksiz kabuklardan kurtulmamız gerekiyor. Pasta için sadece içine ihtiyacım olacak. İşte böyle. Hazır. Şimdi karpuzu katmanlara kesmemiz gerekiyor. İşte böyle. Hazır. Söylediğim gibi katmanlara kesiyoruz. Ay, ben de bu kadar zahmet etmeyeceğim sanırım. Karpuzla her şey çok kolay olacak. Onu ikiye bölmek yeterlidir. Daha sonra yarılardan birini içine biraz jelatin karıştırırım. Önemli olan her şeyi çok iyice karıştırmak gerekiyor. Çok dikkatli bir şekilde yapmalıyım. Büyük anne, harika düşünmüşsün. Şimdi ise ben yapacağım. Steve'in yapacağı şeyi yapacağım. Karpuzu elmas kazmayla kıracağım. Bu çok komik. Dikkatli ol. Ay, özür dilerim. Biraz kaptırmışım kendimi. Ama endişelenmeyin. Karpuzla işim neredeyse bitmek üzere. Bakın karpuzdan kalan kısım ne kadar iştah açıcı görünüyor. Ama Betty'ye sıradan bir karpuz servis etmek olmaz. Karpuzu farklı tatlılarla süslersen çok daha havalı olacak. O zaman bu daha çok pasta gibi görünecek. Marshmallow tam gereken. Ve tabii ki jelibon ve bonibon. İşte böyle. Evet, ne kadar abartı. Ama herkes gerçek pastanın birkaç katmandan oluşması gerektiğini bilir. Bu nedenle karpuz dilimlerini özel bir krema ile yapıştırmak önemlidir. Sonra ise kremanı güzelce sürmek gerekiyor. Ayrıca biraz renk katmak da güzel olurdu. Alttan pastam yeşil, üstten kırmızı olacak. Mükemmel renk kombinasyonu. Çok iyi. Bende ise karpuz jöle hazır. Böylece karpuzlu pasta hazırlamak hiçbirinizin aklına gelmemiş. Tabii ki hayır. Çünkü benim pastam çok daha lezzetli olacak. İşte son gereken şey. İşte bu. Hazır. Baksanıza ne kadar tatlı bir şey yaptım. Betty, hazırız. Hadi seç.
Oley! Emma sen ne yaptın? Sadece karpuzun içine şeker mi soktun? Tabii bu da çaba gerektiriyor. Ama diğerleri çok daha fazla uğraştı. Ve tadı da güzel değil. Hayır istemiyorum. Bakalım Şef Zak benim için ne yapmış? Pasta çok güzel görünüyor. Ama ne kadar lezzetli. Bu pasta inanılmaz. Çok lezzetli. Sevgili büyük annemin benim için ne pişirdiğini denemek kaldı. Dokusuna bakılırsa bu jöle. Ay çok komik. Evet bu gerçekten karpuz jölesi. Ben buna bayılırım büyük anne. Yaşasın çok sevindim. Bu sefer benim için bebeğimle bir pasta hazırlayın. Ne? Bu zor olacak. Aslında her şey çok daha kolay. Ya anlamadınız mı bu benim? Aa, tabii ki torunum. Seni pastanın tam üstünde nasıl yapacağıma dair bir fikrim var Betty. Bunun için bütün bir meyve sepetini kullanacağım. Aksi takdirde pasta torunum kadar tatlı olmayacak. İşte baksanıza nasıl da lezzetli görünüyor. Sadece saçları kaldı ve hazır olacak. Harika bir fikir ama Betty'ye hiç benzemiyor. Ama meyveleri ben de çok seviyorum. Ama konuşmak için artık çok geç. Bu yüzden pasta üzerinde çalışmaya başlama zamanı. Bunun için öncelikle ellere ihtiyacım olacak. Tabii ki gözlerle başlayacağım. Aha bunu da yiyebilirim neyse. Sonra jelibon kullanabilirim. Baksanıza. Ve bundan ağzını yapacağım. Ay harika çok tatlı. Ve sadece jelibonlar saç için ve hazır. Bir çeşit canavar oluyor. İşe başlamadan önce pastanın şeklini değiştirmem gerekiyor ve yuvarlak hale getirmem gerekiyor. Bununla çabucak başa çıktım. Şimdi bu pastaya yerleştireceğim bir bebeğe ihtiyacım olacak. Baksanıza. Pasta çok güzel olacak. Sadece bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki krema bunun için mükemmeldir. Ama plastik bu. Ama burnunu sokma işime. Pekala. Neredeyse hazır. Sadece onu güzelleştirecek özel bir kalıba tatlı şurup dökmek kaldı. Evet belki de bu benim yemek pişirmedeki en sevdiğim andır. Birinin pastasını böyle göstermesine bayılırım. Baksanıza biraz daha süs ekleyeceğim. İşte bu. Hazır mısınız? Eminim bu elbiseyi çok sevecek. Vay be Betty afiyet olsun. Ay her pasta için heyecanlıyım. Çok güzeller. Ama büyük annemin yaptığı şeyle başlayacağım. Evet pastası inanılmaz derecede lezzetli. Bakalım bu ne? Emma yine ne yaptın? Çok korkunç bir yüzü var. Hayır bana hiç benzemiyor. Umarım bu pasta en lezzetli olur. Fena değil ama daha lezzetlisi de olurdu. Bakalım aşçı Zak ne yapmış? Vay canına bu gerçekten bana çok benziyor. Saçları da aynısı. Bakalım tadı nasıl olacak? Umarım lezzetlidir. Vay canına. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Aferin Zak kazandın. Evet. Bu çok kolaydı. Ne ile başlayacağız? Pizza ile başlayacağız. Umarım onu yapabiliyorsunuzdur. İyi seçim. Uzun zamandır bir İtalyan restoranında çalışıyordum. O yüzden kolayca harika pizza yapacağım. Pizza
Asıl önemli olan hamuru iyice yoğurmaktır. Baksanıza nasıl güzel. Hamur mu? Pizzanın tüm tadı sosundadır. Ve elbette peyniri unutmamalıyız. Bol bol ekliyoruz. Ve eridiği zaman çok güzel. Neden bu kadar zor şeyle yapıyorsunuz? Hazırını alın. Sadece sosis ve peyniri kesmeniz gerekiyor. Küçücük kesiyoruz, böyle ekliyoruz. Ve hazır. Tadam. Büyük anne ile aynı fikirdeyim. Sos çok önemli. Ama sosu kendim yaparsam çok daha havalı olacak. Domates salçamın ne kadar lezzetli göründüğüne baksanıza. Ve en önemlisi hepsi %100 doğal. Evet, şimdi nasıl havalı bir sos yapabileceğimi anladım. Domatesleri bir karıştırıcıda öğütebilirsiniz. Kapağı tamamen unutmuşum. Ama sos hemen pizzaya dökülmüş. Neredeyse her şey hazır. Bende de geriye kalan tek şey onu pişirmek. Pizzanın süsünü unutmamalıyız. Bundan sonra benim de tek yapmam gereken onu pişirmek. Her şey hazır. Son dokunuşlar kaldı. Sucukları ekleyelim ve yiyebiliriz. Gerçek pizzanın neye benzediğine bakın. Ama nasıl kokuyor? Kendimden bunu beklemiyordum. Okay, deneme zamanı. Sonunda lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Bu da ne böyle? Neden bu kadar büyük sucuk parçaları var? Hayır, bu değişti. Denemeyeceğim bile. Vay be, ama şu pizza çok daha hoş görünüyor. Baksanıza bu peynire. Deneme zamanı. Sus artık. Lezzet. Son seçeneği denemek kaldı. Bu da lezzetli aslında. Ev yapımı. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum bile. Tamam, kimi kandırıyorum? Şef Betty'nin pizzası en havalı oldu. Bundan hiç şüphem yoktu. Hemen buradaki herkesi geçeceğimi söylemiştim. Bu sefer ne pişireceğiz? Lezzetli tepler istiyorum. Mükemmel tatlı. Kolay. Betty izle ve öğren. Ben mi? Siz bakıp ustadan öğrenin. Hayır, benden öğrenmelisin. En büyüğünüzüm. Beni tamamen unuttunuz mu? Yine yalnız kaldım. Bakalım kim daha havalı. Bakalım bakalım. Ben sütle çok daha dikkatli davranıyorum. Bu güç de ne böyle? Acaba bunu yapabilir miyim? Ay! Olmadı. Yumurtaya nasıl kırmanız gerektiğine bakın. Bunu gerçek bir ninja gibi yapıyorum. Ne var yani? Ben de gerçek bir güreşçi gibi. Hayır, kendimi sakatlayamayacağım. Tabağı kullanabilirsiniz yani. Böyle işte. Sanırım unu fazla kaçırdınız. Yine de hamurum daha iyi olacak. Onu özel bir şeyle karıştırıyorum. Ne var yani? O zaman neden ellere ihtiyacım var? Benim de ona ihtiyacım var. Biraz ıskaladım.
elimle karıştırabilirim yani. Gerçekten de elimle çok kolaymış. İş çıkarıyorum. Bende neredeyse her şey hazır. Çıtır çıtır resmen. Parmaklarını yersin. Çok sıkıcı. Krepleriniz rengi çok sıkıcı. Neden krepleri daha renkli yapmıyorsunuz ki? Birkaç dokunuş. Ve mavi renk hazır. Bu arada şekli de sıkıcı sizde. Örneğin bir Huggy Wuggy'nin yüzü şeklinde yapabilirim. Çok tatlı. Bu korkunç. Kreplerimi çok seviyorum. Geriye kalan tek şey akça çurubu ve biraz tereyağı eklemektir. Şefte olandan daha lezzetli görünüyor. Çok yoruldum ya. Vay canına. Geri kalanların neredeyse her şeyi hazır. Ve Betty'nin krepleri çok güzel. Acele etmem gerekiyor. Görünüş önemli değil bence. Kate, seni temin ederim ki benim krepim en iyisi olacak. Sorunum, her şey hazır. Dene. Jess, krepin lezzetli olduğunu söylemiştin. Emin misin? Oldukça iğrenç görünüyor. Aa, yanmış ama. Hayır, bunu yemeyeceğim. Ama ortadaki krepler çok güzel görünüyorlar. Ve iştah açıcı. Ne koku ama. Deneyelim. Ne kadar lezzetli. Hayal ettiğim krep bu işte. Bu güzellikte de böyle. Özgünlüğü için hemen bir like. Huggy Wuggy bu işte. Bu kreplerin tadı da inanılmaz bu arada. Çok iyi bence. Yine hangisinin kazanması gerektiğini bilmiyorum. Bu sefer büyükannemin kazansın. Çok lezzetli krep yaptın. Evet. Sana söylemiştim krep ustası benim. Sen de inanmıyordun Betty. Büyük ve lezzetli bir sandviç istiyorum. Bir sandviç mi? Yani sana sandviç yapacağım. Önemli olan fazladan sebze eklemektir. Çok daha sağlıklı olacak. Domates, soğan alalım ve tüm bu vitaminler direkt torunumun ağzına gidecek. Ah! Tostlar hazırmış. Burada sandviçin neredeyse hazır olduğu anlamına geliyor. Sos ekleyelim. Lahana, domates ve tabii peyniri unutmayalım. Bence çok lezzetli oldu. Sebzeler mi? Onlara kimin ihtiyacı var ki? Bu sıkıcı. İşte çikolata farklı bir konu. Marshmallow'yu unutmayalım. Ve tatsız bir lahana yerine tatlı jöle kullanabilirsiniz. Çok komik. Eminim Kate biliyor ki çok fazla çikolata ve şeker olamaz. Bence oldukça orijinal bir sandviç oldu. Evet Jess, sade bir sandviç gerçekten çok sıkıcı. Ama size gerçekten havalı bir sandviçin ne olduğunu göstereceğim. Sandviçimize yumurta, sebze, sos ve bu arada kocaman olacak. Sıcak
canavara baksanıza. Bu bir kuzu sandviçi. Kate kesinlikle buna bayılacak. Her şey çok lezzetli görünüyor. Ne seçeceğimi bilmiyorum bile. Sanırım ortada olanla başlayacağım. Önceden güzeldi. Ama neden bu kadar soğan var? Bundan nefret ediyorum. Berbat. Her şeyin tadını mahvediyor. Ama o çok faydalıdır. Bu da ne böyle? Ben karides sevmiyorum. Zeytin de. Ve yine burada bir sürü soğan var. Ve genel olarak nefret ettiğim her şey burada var. İğrenç ya. Tüm bundan sadece jambon ve peynir yiyebilirim. Neredeyse kendim yaptım her şeyi. Çok sıkıcı bir sandviç çıkıyor. Jazz, tüm umudum sensin. Ne? Onu attığına inanmıyorum. Sandviç harika görünüyor. Vay be! Çikolataya bayılıyorum resmen Jazz. Ne kadar lezzetli. Lane yerine de jöle varmış. Jazz tebrikler. Bu sefer sen kazandın. Evet, sonunda süper. Süper. Sana ne pişirelim torunum? Bir but istiyorum. Tamam, zor bir şey yok. Bu neden yapılıyor ki? Bir şeyden değil, kimden? Paige tavuk butu istiyor ama ben ona tüm tavuğu pişireceğim. Sebzelerle doldurulmuş baharatlı harika bir tavuk tarifi biliyorum. Sağlıklı ve çok lezzetli bir yemek. Bu yemeğin sırrı ne kadar çok sebze eklerseniz o kadar lezzetli olur. Her şeyi iyice yıkamanız, büyük parçalara ayırmanız gerekir. Sonuçta büyük bir parça ağız sevindirir. Ve işte en önemli kısım budur. Bütün sebzeleri tavuğa koyacağım ve içine pişireceğim. Ayrıca patatesleri ve havuçları pişirme kabına koyacağım. Büyük annenin ne kadar güzel yemeği oldu. Şimdi her şeyi iyi ısıtılmış bir fırına koyacağım ve bekleyeceğim. Bu tavuktan hoşlanmadım. Ama kefeseden tavuk tamamen farklı bir konudur. Özellikle baharatlı tabasco soslu ve Cheetos ile pişireceğim. Oo, ne kadar küçük bir şişe. Tamam. Şimdi de tavuk bacağını cips içinde sallıyorum. Asıl önemli olan cipslerin her tarafa yapışması sağlamak için paketi iyice sallamaktır. Sonra tavuğu bir fırın tepsisine koyuyoruz. Ay ne oldu? Pişirmeden önce tavuğu iyice dövmelisiniz. Tüm gücünüzle vurun. Sonra o sulu ve yumuşak olacak. İşte şimdi pişirebilirsiniz. Tavaya yağ ekleyeceğim ve hazır olana kadar her taraftan kızartacağım. Ah ne kadar lezzetli bir tavuğum olacak. Göreceğiz bunu. Ah ne koku ama. Şu güzelliğe bakın. Servis yapmadan önce tavuğu yağla kaplayacağım. Böylece kabuk parlayacak. Çok güzel kokuyor. Isırmak istiyorum. Sakın yapma. Bu torunum için. Tavuğunla ilgilen. İlgileneceğim işte. Ne kadar güzel oldular bu butlar. Vay. Ben dünyanın en acı tabasco biberinden bayağı fazla eklemiş. Of! Bu acılığında bacaklarım kızardı ve şimdi servis edilebilirler. Onları kefesenin kovasına koyacağım. Her şey hazır. Sadece yemeğin güzel bir şekilde servis edilmesi için birkaç dokunuş eksik. İşte şimdi tavuk zarif görünüyor. Bon appétit. Be. Tadına bak torunum. Ne kadar farklı yemekler oldu. Hangisinden başlasam? Sanırım şu tavuktan başlayacağım. Sosla birlikte yenmesi gerekiyor. Güzel kokuyor. Ne kadar iyi. Ne diyebilirim ki? Bu lezzetliydi. Hoşuma gitti.
Sonra şunu deneyeceğim. Kefeseden butlar. Bu tadınlar sanki kefeseden gelmişler gibi görünüyor. Hmm, onlar çok acılar. Ne yapacağım? Bu korkunç bir şey. Bu tadı bir şeyle kapatmam gerekiyor. Of. Vay be, işe yaradı. Hmm, bu çok sulu. Evet, en iyi tavuk bu. Bu turun kazananı seçtim. Yes! Büyük anne kazandı. Sizi bitireceğimi biliyordum. Torunumu neyle doydurmalıyım? Dondurma istiyorum. Ve içinde farklı tatlar olsun. Yapabilir misiniz? Dondurma mı? Peki nasıl pişirirler ki onu? Bilmiyorum büyük anne, internette bakacağım. Ben de tarif kitabıma bakacağım. Vay canına, amatörler. Dondurma kremadan yapılır. Ve farklı tatlar elde etmek için kremanın farklı kaselere dökülmesi gerekiyor. İlk top çilek tadında olacak. Meyveleri kremaya ekleyeceğim ve bir karıştırıcıyla karıştıracağım. Bu top yeşil olacak. Kivi ekleyerek yapacağım. Şimdi topun mavi olması için yaban mersini ekliyorum. Ne kadar güzel. Görünüşe göre bu tarif yok bende. Ama büyük anne her şey bilmeli. Düşün kıvırcık beyaz kafa. Ah, buldum. Bunu buz kalıplarıyla yapabilirim. Her birine meyve koyacağım ve sonra süt dökeceğim. Meyveleri kaplamalı. Her sektöre bir buzlu şeker çubuğu yerleştireceğim. Dondurmayı kalıptan çıkarmak ve sonra yemek için uygun olacak. İşte bu, dondurmayı dondurmacıya çok uzun süre için bırakmalıyız. Daha doğrusu süt sertleşene kadar beklememiz gerekecek ama buna değer. Aa, sonunda buldum. TikTok'tan kullanışlı ve basit bir tarif. Dondurma yapmak için ihtiyacım olan her şey bile var. Bu arada bu tarifi daha lezzetli hale getirmenin bir yolunu buldum. Bir gıda paketine M&M şekeri ve süt ekleyeceğim. Şimdi onu sıkıcı kapatacağım. Diğerini de buz ekleyeceğim. Hazır dondurma karışımını içine koyacağım ve üstüne daha fazla buz dökeceğim. Şimdi paketi kapatmalı ve iyice sallamalıyız. Hatta müziğe benziyor. Bu sesler de ne? TikTok tarifini kontrol ediyorum. Onların nesi var? Neyse, eğlensinler. Böylece kazanma şansı daha yüksek. Şimdi bir parça kuru buz parçalamak zorundayım. Ondan çok fazla buhar geliyor. Deliriyorum. Neler oluyor? Neden burası bu kadar soğuk? Hepsi Betty ve onun gurme yemek tarifleri. Senin de söylediğin gibi ben sadece gurme yemek tarifleriyle pişiriyorum. Ve henüz bitirmedim. Kaselerin her birine bir parça buz eklenmelidir. Krema donuyor ve kalın bir kütle elde edilir. Bundan dondurma topları oluşturacağım. Dikkat edin, dondurmam Paige'in onun çizdiği gibi görünüyor. Bu ustalığın işareti değil mi? Ve şimdi çileklerle süsleyeceğim. Renkli pasta süsüyle ve çikolata sosuyla hazır. Bende de her şey hazır. Şu sevimli tatlı bebeklere bir bakın. Acaba işe yaradı mı? Evet, yaşasın. Başardık. Harika. Şimdi tadına bakabilirsin. Vay canına, ne kadar güzel. Bu da ne böyle? Görünüşe göre onu doğrudan paketten yemeliyim. Neyse, deneyelim. Hmm, pek iyi görünmüyor. Ama tadı oldukça iyi. Ne garip bir dondurma. Bunu ilk defa görüyorum. Bu sadece buzlu çilek. Ve hiç de tatlı değil. Aa, sonunda sana ulaştım. İnanılmaz güzel dondurma. En lezzetli, en güzel, nefis. Tıpkı hayal ettiğim gibi. Dikkatli ol Paige. Bir kere de çok fazla dondurma yersen donabilirsin. Ama görünüşe göre beni dinlemeyecek. Çok lezzetli. Ne dediğini duydunuz mu? Evet, dondurmam en lezzetli olanıdır. Zafer benimdir. Pekala, kahramanlar yeni bir görev bekliyorlar. Ve bu sefer Paige, mac ve cheese istiyor. Ve daha fazlası peynir ekleyin. Sorun değil Paige, sevdiğin şeyi yapacağım.
Ama restoranlarda kimse mac ve cheese servis etmiyor. Makarna servis ediyoruz ve onu sert İtalyan makarnasından pişireceğim. Al dente makarnasını pişirmek için zaman tuttum. İfadelere dikkat et genç bayan. Ne yapıyorsunuz siz? Makarna parçalara ayrılamaz. Başka nasıl pişirebilirim? O tavaya sığmıyor ki. Neredeyse süreyi unutuyordum. Ve zamanı kaybetmemek için örgü yapacağım. Peach torunuma kalın bir eşarp öreceğim. Ben ne yapacağım peki? Onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Kutunun üzerinde tarifin yazılması iyi bir şey. Bir tencereyi alıp paketten döküyoruz ve hazır olacak. Sanırım her şeyi anladım. Tamam. Makarnayı içine dökmemiz gerekecek. Vay canına, ne kadar çok var. İşte ben döktüm. Aa, bu bir kazaydı. Şimdi makarnanın birbirine yapışmaması için karıştırıyoruz. Hazır. Suyu boşaltmak ve makarnayı bir tabağa koymak kaldı. Bu ses de ne? Aa, makarna pişti. Tamam, büyük anne ölmesini bırakıyor ve başlıyor. Sen ne diyordun ona Betty? Yemek servisi mi? Evet, iyi bir peynir parçasına ihtiyacım olacak. Peach ile ben Cheetos'dan mac ve Cheetos'a bayılırız. Bu bizim en sevdiğimiz tarif. Onun için küçük bir parça Cheetos yapacağım ve doğrudan hazır makarna ekleyeceğim. Sonra her şeyi iyice karıştıracağım. Hey büyük anne, peyniri rendelerken uyuyakaldın mı? Ah, sanırım gerçekten uyuyakalmışım. Sorun değil, peynir biraz daha peynir istiyordu. Güzelim, hazinem. Fransız küflü mavi peynir. Daha güzel ne olabilir ki? Ay, bu koku da nereden? İğrenç koku. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bu yüksek toplumda yenen enfes bir şey. Makarnanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Ve sadece tadını değil, aynı zamanda ona özel bir renk katacak. Yemeği İtalya'nın kıyılarını yakınan Güney Denizlerinden getirilen taze karidesler ve domatesler tamamlayacaklar. O ne ya? Basit peynirli makarnadan daha lezzetli hiçbir şey yoktur. Mwah! Ben de mac ve cheese'i dostla pişirdim. Ah, lezzetli. Keşke peynir çabucak tadına baksa. Çünkü kesinlikle hoşuna gidecek. Vay canına, oley, ne farklı yemekler ortaya çıktı. Biliyorum, şununla başlayacağım. Peynirleri çok seviyorum. Ay, ne? Büyük anne, sanırım tabağımda bir şey bıraktın. Ve makarnanın aksine iplikler yenilebilir değil. Bu makarnanın kokusu ne kadar tuhaf. Neyle acaba? Neden yeşiller? Hiç böyle bir şey görmedim. Biraz deneyeceğim, tamam. Bu iğrenç bir şey. Beni zehirlemeye mi karar verdiniz? Bunlar şimdiye kadar tattığım en berbat makarna. Umarım bunlar o kadar da kötü olmazlar. Vay be. Çok lezzetli Cheetos'la. Beğendim. Evet, bu makarnaları kazanan olarak seçiyorum. Yaşasın. Evet, Peach, hoşuna gideceğini biliyordum. Ben kazandım.